Açlık sınırı 2000 TL'yi aştı. Üniversiteli genç Meriç'te kayboldu. 33 gündür kayıp Salim Zeybek'in evine polis baskını. Günün haberleri başlıyor. Türk İş tarafından her ay yapılan açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının sonuçları açıklandı. Mart ayını kapsayan araştırmaya göre 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden açlık sınırı 2014 TL olarak belirlendi. Gıda, giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu, diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen yoksulluk sınırı ise 6.561 lira oldu. Sebze meyve fiyatları mutfak harcamasını olumsuz etkiledi. Özellikle sebze kilogram fiyatındaki artış bu ayda devam etti ve bir önceki aya göre artış oranı %6.28 oldu. Gıda enflasyonunda 12 ay itibariyle artış %21.13 olarak hesaplandı. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü, hükümlü ve tutuklu sayısındaki öngörülemeyen artış diyerek 5 yıl içerisinde 193 yeni cezaevi yapımının planlandığını açıkladı. Skandal, CHP'nin Adalet Bakanlığı'na sorduğu, son 5 yıl içerisinde kaç cezaevi projesinin yapımına başlandığı ve yeni yapılacak cezaevleri sorusuna verilen cevapla ortaya çıktı. Yapılan açıklamada 193 yeni ceza infaz kurumu yapımı planlanmış olup, bunların 126 adedi inşaat aşamasında, 23 adedi ihale aşamasında, 35 adedi proje aşamasında, 9 adedi planlama aşamasındadır denildi. Açıklamada ayrıca Türkiye genelinde 389 ceza infaz kurumu bulunduğu ve bu kurumların toplam kapasitesinin 211.838 kişi olduğu belirtildi. Meriç Nehri üzerinden botla Yunanistan'a geçmeye çalışırken nehre düşen Beykent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi Mahir Metekul'dan 4 gündür haber alınamıyor. Gazete Karınca'nın haberine göre kendisi de siyasi sebeplerle Yunanistan'a geçen ve 5 aydır Atina'da bulunan kulun annesi Ünzile Aras, çocuğu ile beraber olan bir kişinin botun alabora olduğunu bildirmesi üzerine polise başvurdu. Yapılan arama çalışmalarında bir cenazeye ulaşıldığı ancak cenazenin kendi çocuğuna ait olmadığını teşhis ettikleri belirten acılı anne, oğlunun liseli dev gencin açıklamalarına katıldığı ve gizli tanık ifadeleri sebebiyle yargılandığı davadaki hapis cezası tehdidi nedeniyle ülkesini terk etmeye karar verdiğini ve yurt dışı çıkış yasağı nedeniyle bu yolu tercih etmek zorunda kaldığını belirtti ve oğlumu Meriç sularına gömen Türkiye'deki faşizmdir sözlerini kullandı. Faşizmden kaçtı bizim çocuklarımız, baskıdan kaçtı çocuklarımız. Ben de politik bir anneyim. Ben de onun için buradayım. Onlarca yılı varan cezalar aldım. İşkenceler gördüm. Çocuklarım da gördü. Benim çocuklarım onurlu, namuslu. Biz böyle büyüttük çocuklarımızı. Aracının önü kesilerek Edirne'de kaçırılan eski BTK çalışanı Salim Zeybek'ten 33 gündür haber alınamıyor. Ailenin adli ve idari makamlara başvuruları sonuçsuz kalırken, bir aydan uzun süredir kaçırıldığı için haber alınamayan Zeybek'in evi polisler tarafından basıldı. Kaçırılan eşimi biz arıyoruz, onlar bizim evde arıyor. Açıkçası ben bu olanlara anlam veremiyorum. Zeybek'in eşi Fatma Bütül Zeybek, sosyal medya hesabından gece saat 1.20 sıralarında evimize sivil polisler geldi. Eşimi sordular ve arama kararı olduğunu belirterek evimizi aradılar. Eşim kaçırıldıktan sonra hiçbir araştırma yapmayan emniyet, gecenin bir yarısı evimizi aramaya geliyor dedi. Ben şaşırdım açıkçası önce. Sonra arama kararı oldukları için eve buyur ettim, evi aradılar. Ben de dedim, biz de eşimi arıyoruz. Kaçırılan eşimi, sivil polislerin, kendini sivil polis olarak tanıtan kişilerin götürdüğü eşimi bizim evde mi arıyorsunuz dedim. Onlar da konu hakkında pek fazla bilgiye sahip olmadıklarını ifade ettiler. Ben de dedim siz de emir kulusunuz ama dedim yani biz suç duyurusunu ayrıntılı bir şekilde dile getirmişiz. Eşim size dedim hani kapıda onlara resmi belgelerini göstermelerini istemiştim.
Çünkü biz güven problemi de yaşadık. Kendilerini önce sivil polis olarak tanıtanlar götürdüğü için ve ortada olmadığı için eşin çok konu hakkında bilgi sahibi olmadıklarını söylediler. Evde arama yapıp tutanak tutup gittiler. Ben bu olanlara anlam veremiyorum. Suç duyurusundan sonra ek dilekçeler de vermişim. Kendimi ifade etmişim, ayrıntılı bir şekilde anlatmışım. Ama kaçırılan eşimi biz arıyoruz, onlar bizim evde arıyor. Açıkçası ben bu olanlara anlam veremiyorum. 15 Temmuz'un gündüzünde dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'la görüşen AKP Milletvekili Emekli Tümgeneral Şirin Ünal'la ilgili yeni bir ayrıntı daha ortaya çıktı. Şirin Ünal'ın daha tankların köprüye çıkmadığı, birçok kişinin bile yaşananlardan haberinin olmadığı saat 21.30'da Gölcük Donanma'da görevli Assubay Hüseyin Güller'le yaptığı bir telefon görüşmesinde Başkomutanımız halkı sokaklara çağırıyor ifadelerini kullandığı mahkeme kayıtlarına girdi. Çarpıcı ayrıntı internet sitesinden yazdığı yazıyla gündeme getiren gazeteci Ahmet Dönmez, Assubay Güller'in darbe hazırlığını aylar önce öğrendiğini ve buna ilişkin bütün bilgi ve belgeleri Erdoğan'a ulaştırdığını da beyan ettiği emniyetteki ifadesinde Şirin Ünal'la görüşmesinin hemen ardından birliğe gitmeme kararı aldığını ve tanıdığı bütün arkadaşlarına da bilgiyi ilettiğini söylediğine dikkat çekti. Muvassaf bir assubay, göreviyle hiç ilgisi olmayan, daha önce birlikte çalışmadığı, 2 ay öncesine kadar da hiç tanımadığı asker emeklisi bir milletvekilini neden o gece arayıp ne yapayım diye sorar ifadesini kullanan Ahmet Dönmez, Hulusi Akar'ın Şirin Ünal'la Genelkurmay'da yaptığı görüşmenin ardından bu ziyareti kayıt defterinden sildirdiğine ve savcılığa verdiği ifadesinde de bu ziyaretten hiç bahsetmediğini hatırlattı. Denizli'nin Acıpayam ilçesi merkezli 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şiddetli hissedilen sarsıntı vatandaşlar arasında paniğe sebep oldu. Denizli Acıpayam'da 20 Mart Çarşamba günü Richter ölçeğine göre 5.5 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, ardından aynı bölgede büyüklükleri değişen yüzlerce artçı sarsıntı olmuştu.